Ben bu mesleğe aslında başladığımda Sedefkar'la Topkapı Sarayı'na gidip Sedef kutuları çok böyle inceliyordum ve aşıktım. Sedef kutuların yapılma amacı aslında Peygamber Efendimizin sakalı şerifinin koruma kutusu. Yani kıt kat bohçanın içinde ekstra bir sakal şerif kutusu var. Bu da sedeften yapılıyor ve her mesleğin, her ustanın kendi aslında aşık olduğu bir şey vardır. O da benim aslında aşık olduğum kutulardı. Ve icazet kutum olacaktı. Yani ustamdan mezun olurken, ustamdan icazet alırken bir kutu bitirmem gerekiyordu. 7 sene ben ustamın yanında kaldım. 7 sene çalıştım. Sedefkarlık mesleğinde ustasının yanında duran, fiilen yanında duran ve resmi olarak icazet almış ben Türkiye'de tek kişiyim. Sedefkar Mümin Orhan 1980 yılında Bursa'da doğdum. Geleneksel el sanatlarına çok genç yaşta başladım. Sedefkarlıkla ve ney yapımıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda ney üflemeye çalışıyoruz. Sedefkarlık Yavuz Sultan Selim'in Tebriz seferiyle Konstantiniyye'ye el sanatlarının ustaları getirmesiyle aslında başlıyor. Ve Eser İstanbul tabir ettiğimiz tüm dünyadaki bütün sedef sanatlarının birleştiği, yani bu ne demek? Sedefin içerisine özel kakma işleri yapılması, işte kaplumbağa kabuğunun altına altın varak konması, abanoz ağaçları gibi doğal tüm malzemeleri kullanarak sanat eserlerinin yapılmasına ve yapana sedefkar ve sedefkarlıkla uğraşan usta denir. Sedefkar demek, sedeften kâr eden yani para kazanan anlamına geliyor. Sedef malzeme itibariyle istiridye kabuğu dediğimiz bir deniz kabuğu. İncinin çıktığı kabuk, mother of pearl diyor yabancılar buna. Bu deniz kabuğunu baştan biz kesmek suretiyle kullanabileceğimiz malzemeleri bir kare formunda kesiyoruz ve bunları inceltiyoruz. Çizdiğimiz deseni bunun üstüne yapıştırdıktan sonra keserek motifleri kakma yaparak ağacın, işte yüzüklerin, kolyelerin, küpelerin, Osman aslında şöyle tabir ediyor. Caminin minaresinden hanımefendinin takunyasına kadar sedefkarlar işlerdi diyor. Yani bizim mesleğimizde aslında bir sınır yok. Her şeyin üzerine bir süsleme yapabiliyoruz. Ney dersi aldığım dönemde bu arada ney yapmaya başladım ustamla. Kendi atölyemi kurduktan sonra ney yapıyordum. Ve neyi süsleme ihtiyacı duydum ve Sedefkar ustam Zafer Karazeybek ustayla tanıştım. Aslında onun yanına neyleri nasıl süsleyebilirim diye sormaya gitmiştim. Ama bu mesleğe aşık oldum ve sedefkarlıkla aslında ney yapımcılığını bir araya getirdim. 2005 yılında sedefkarlığa başladım. Ve o dönemden beri sedefkarlıktan ekmek kazanıyorum. Sedefkarlık şu an aslında dünyadaki en zor mesleklerden bir tanesi. Sebeplerinden bir tanesi de, daha doğrusu birçoğu, ilk başta malzeme işlemesi çok zor. Sadece sedef işlemekle bu olmuyor. Kuyumculuğu bilmeniz gerekiyor. Marangozluktan anlamanız gerekiyor. İşte biraz desen çizmeniz gerekiyor. Geometri bilmeniz gerekiyor. Geleneksel el sanatların dallarındaki bütün geleneksel el sanatları ustalarından aslında bir ders almanız gerekiyor. Hepsinin birleşimi aslında bir sedefkarlık oluyor. Yani bu ne demek? Aslında şu. Hattat yazıyı yazıyor. Tessipçi tessibi tessiple donatıyor. İşte bir marangoz altına bir sehpa yapıyor, bir tablo için bir malzeme hazırlıyor. İşte sedefkar sedefini yapıyor ama bunların hepsi birleşiminde aslında sedefkarlık oluşuyor. Yani sedefkarlık aslında bir meslek değil. Birçok mesleğin ortaya çıktığı bir alan. Tabii ki günümüzde bu mesleği sürdürmek çok zor. Hem maddi hem manevi anlamda. Bu da birazcık bu mesleğe gönül vermenin zevkiyle aslında yaşanıyor. Biz ustalı olarak tek kendimi aslında katmayayım. Türkiye'de ben toplamda 10 ustadan aslında bir tanesiyim. İşinin ehli 5 ustadan bir tanesiyim aslında.
İşinin ehli derken şunu kastediyorum. Ham maddeden ürünün bitimine kadar her şeyi ben kendim yapıyorum. Yani araya başka birilerini veyahut da işte birilerinin elleri değmiyor. Her şey benim elimden çıkıyor. Ondan dolayı da 5 ustadan bir tanesi diyorum. Yaptığımız eserler dünyanın her yerine gidiyor. Bazen biz yurt dışına sergilere gidiyoruz. Bazen de dükkanımızdan buradan alışverişe gelenler ve tabii ki sosyal medyanın bu konuda çok büyük etkisi var. İnternet üzerinden bazı sayfalardan dünyanın her yerine yaptığımız eserleri yolluyoruz. Yaptığımız aslında ürünler, kolyeler, küpeler, bıçaklar, kalemler, onun dışında kutular. Biz müşterimizin aslında isteğine göre süsleme yapıyoruz. Ondan dolayı da ürünlerimiz çok. Yani sadece bir kalemde iş yapmıyoruz. Her şeyin üzerine süslüyoruz. Kültür Bakanlığı'yla birçok sergiye gittim. Yurt dışında Danimarka, Almanya, Avusturya, onun dışında Fransa'da geleneksel el sanatları sergilerine katıldım ve sergiler açtım. Ve uzun dönemdir de bu meslekle uğraşıyoruz. Atölyemiz Bursa Kapalı Çarşı Fidanhan'da. Bunun dışında kendi evimde de atölyem var. Daha çok orada tozlu işleri orada yapıyorum. Burada daha çok kesme işleri, montaj ve cilalama işlerini kendi buradaki atölyemde yapıyorum. Müşterimizden aslında buraya gelip çok farklı yaşadığımız olaylar var. Atölye olarak geleneksel bir atölye olduğu için ve Bursa'da Kapalı Çarşı'da el sanatları atölyesi olarak yani tek atölyelerden aslında bir tanesiyim. Mesela genç olduğumdan dolayı aslında çok farklı olaylar yaşıyoruz. Yani işte dükkana gelip de oğlum ustan nerede, ne zaman gelecek gibi böyle sorularla çok karşılaşıyoruz. Tabii bu bir yandan bizim için gurur verici bir şey. Genç yaşta bu mesleği yapmak. Bir yandan da aslında insanı üzüyor. Çünkü geleneksel el sanatlarının sadece belirli bir yaş kesiminde ustalarının yaptığı aslında söz konusu. Ama aslında öyle değil. Genç nesilden çok yetişenler var. Bunlar mesleği memur olup bu mesleği yapmaya çalışan insanlar da var. Onun dışında farklı mesleklerde çalışıp bu mesleği yaşatmaya çalışan insanlar da var. Aynı zamanda ben bildiğiniz üzere neyzenim, ney yapıyorum. Yaptığım neylerin üzerine sedef kakmalar ve sedefle süslüyorum. Ve bu süslediğim neyleri de aynı zamanda üflüyorum. Atölyemizde dersler de veriyoruz. Geleneksel el sanatları yaşatmak için çıraklar yetiştiriyoruz. Ve onun dışında da özel dersler de atölyemde veriyorum. Hem sedef ve hem ney konusunda eğitimler veriyorum. Ney şu an günümüzde popülerliği en zirve dönemi yaşamış dönemlerden bir tanesi. Bunların sebepleri aslında 2002'de başladı, 2000-2005'te. Hazreti Mevlana kültürel dünya mirası olarak bir dönem böyle adlandırılmıştı. Ve o dönemde çok ilgi gördü. Ve sosyal medyada işte neyin daha çok böyle tanınması, programlarda neylerin üflenmesi buna tabii ki çok büyük bir katkı sağladı ve günümüzde şu an ney çok popüler bir enstrüman. Atölyemizde aslında kullandığımız birçok el aleti var ama bunlardan bir tanesi benim için çok önemli. Çünkü ustamdan bana gelme ve onun ustasının ustasından ona gelme bir el aleti. Bu kuyumculukta kullanılan aslında pres dediğimiz kuyumcu presi. Ama biz bunu tek kuyumculuktaki kullanılan gibi pres olarak kullanmıyoruz. Üzerinde malzemeler sıkıştırıyoruz, bazı malzemeleri dövüyoruz. Yanımızda böyle arkadaş gibi duruyor. Ben bu mesleğe aslında başladığımda sedefkarla Topkapı Sarayı'na gidip sedef kutuları çok böyle inceliyordum ve aşıktım. Sedef kutuların yapılma amacı aslında Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifinin koruma kutusu. Yani kıt kat bohçanın içinde ekstra bir sakal şerif kutusu var. Bu da sedeften yapılıyor ve her mesleğin, her ustanın kendi aslında aşık olduğu bir şey vardır. O da benim aslında aşık olduğum kutulardı. Ve bu kutu benim icazet kutum olacaktı. Yani ustamdan mezun olurken, ustamdan icazet alırken
bir kutu bitirmem gerekiyordu. 7 sene ben ustamın yanında kaldım. 7 sene çalıştım. Sedefkarlık mesleğinde ustasının yanında duran, fiilen yanında duran ve resmi olarak icazet almış ben Türkiye'de tek kişiyim. Ustamla işte bir kutu çizdim, gösterdim ve kutuyu yapmaya başladım. Kutunun kenar borduru var. Ama bir türlü ben bu, yani çizimde oluyor ama yapıyorum olmuyor. Yapıyorum olmuyor ve yani tabii bu yapım aşaması uzun süreler ve bir gün rüyamda o kutunun kenarını nasıl yapacağımı, kendim rüyamda o kutunun kenarını yapıyorum. Ve sabah kalktım, atölyeye geldim, o yapamadığım kutuyu, yani belki 2 ay uğraştım o kenarı oturtturabilmek için, yaklaşık 3-4 saat içerisinde o kenar kısmı oturtturmuştum ve bunu hiç unutmuyorum.